Sinan Bey aslında hem ekonomik olarak hem diplomatik olarak hem de istikrar anlamında çok fazla şey katacağını kolaylıkla öngörebiliriz. Putin'in açıklamalarındaki kilit noktalardan bir tanesi istikrardı. Ekonomi politiğin temel kavramlarından bir tanesidir istikrar. Ekonominizin güçlü olması gerekiyor. Bu tarz projelerde böyle ana aktör olacaksanız ya da sizin böyle dünya siyasetinde belirleyici bir pozisyona gelme ihtimaliniz varsa o zaman ekonominizin güçlü olması gerekiyor. Türkiye'de son yaklaşık işte bir 10 yıldır şunları gördük. Döviz operasyonlarından tutun da borsa operasyonlarına kadar pek çok alanda Türkiye ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmak istendi çeşitli güçler tarafından ve bu problemlerle başa çıkmayı gerçekten de bildik. Covid sürecinden itibaren Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi krizler yaşandı. Gıda enflasyonik ortamları oluştu. Türkiye'de evet bu süreçlerden etkilendi ama nispeten bu mevzuları kolay bir şekilde sübvanse edebilecek politik açılımlar geliştirebildi. Bugün Avrupa'da pek çok ülkede işte köylü ayaklanmaları dedikleri literatüre bu şekilde geçti. Bu tarz ayaklanmaların yaşanması ekonomik problemlerle doğrudan ilişkili. O yüzden de Putin'in açıklamalarındaki bu istikrar vurgusunun Türkiye nezdinde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de diğer boyutu ise politik istikrar. Türkiye son 20 yılda doğrusal bir çizgiyi takip etti. Özellikle dış politikada doğrusal bir çizgiyi takip ederek Cihan Hocam'ın o belirttiği bir kavramı da aslında hayata geçirmiş oldu. Şöyle ki Türkiye kendi kararlarını dış politika konusunda kendi kararlarını kendi veren bir ülke konumuna geldi. Dışarıdaki ülkelerden etkilenmeyen, o politikaları takip etmek zorunda hissetmeyen, o bileşenleriyle birlikte hareket ettiği ülkelerle bunların politik açılımlarından etkilenmeyen bir çizgi geliştirdi. Bu da aslında enerji politikaları gibi en önemli konuda Türkiye'yi aktör bir pozisyona getirdi bugün itibariyle. Enerji gerçekten de çok önemli. Çünkü enerji demek üretmek anlamına geliyor. Hayatın en önemli itici gücü üretmek. Dolayısıyla da Türkiye'nin bu konularda sorumluluk üstlenmesi, aktör olarak belirmesi hem dış politikasına hem de diplomasi trafiğine doğrudan yansıyacak. Ekonomiyi zaten konuşmamıza bile gerek yok. Çünkü ekonomiyi birinci düzeyde evet etkileyecek ama Putin'in işte Almanya'ya rest çektiği bir tabloda bir anda o masanın bir tarafına Türkiye'nin gelmesi, Türkiye'nin diplomatik olarak hem de dış politika olarak elini güçlendiren unsurların başında geliyor. Bu mevzunun Kıbrıs boyutu da muhakkak olacaktır. Çünkü Kıbrıs işte Sayın Aliyev'in de açıklamalarında görmüştük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada ön plana çıkartılmaya başlaması aslında çok boyutlu bir anlam ihtiva ediyor. Bu da tabii ki de Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Çünkü Kıbrıs hem Akdeniz siyaseti için önemli hem de Orta Doğu, Kuzey Afrika siyaseti için çok önemli. Nitekim işte birkaç günlük süre zarfında bir anda Amerika Birleşik Devletleri ve Yunanistan ordularının birlikte tatbikat yapmaya başlamalarını bu minvalde önemli ve değerli görüyorum. Bunun aslında 2 yıl önceden planlı bir proje olduğunu söylememiz gerekiyor ama yine de zamanlamasının manidar olduğunu, işte Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın bu tatbikatların devam edeceğiyle ilgili peşi sıra açıklamalar yapması ve Türkiye'nin politikalarına yönelik hem işte İHA SİHA'dan tutun da enerji politikalarına kadar uzanan geniş yelpazedeki politikalarını ön plana çıkaran açıklamalar yapması bu minvalde dikkate değer konular arasında görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu doğal gaz merkezi olma tartışmaları yakın vadede ne olup ne biteceğini tabii ki de bilemeyiz. Ancak bunların konuşulması Türkiye'nin dış politikada elini güçlendiren ve bu doğrusal çizgiyi takip ettiği istikrarlı doğrusal çizgiyi koruyup ilerletebileceğini gösteriyor. Zaten son zamanlarda şunu da görmeye başladık. Dünyada herhangi bir kriz varsa, dünyanın herhangi bir bölgesinde kriz varsa orada Türkiye'nin olduğunu görüyoruz. Kendini ilgilendiren ve ilgilendirmeyen konularda Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bir aslında farklılık gözetmeden sürece dahil oluyor. Kendini ilgilendiren özellikle terörle ilgili mevzularda doğrudan sürecin müdahili oluyor.
kendini ilgilendirmeyen konularda ise hümanist bakış açısıyla, insancıl bakış açısıyla sürecin takipçisi olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'nin tamamen işte jeopolitik konumunun getirdiği bazen dezavantajlar oluyordu ama bugün itibariyle avantaja dönüştü bu. Bunların önemli kazanımlar olarak görülmesi gerektiğini ifade etmeliyiz.